Paşa akıyor maşallah bu gece. Şükürler olsun hünkârım. Sizin sayenizde işte. İmparatorluğumuz uzun zamandır böyle bir manzara görmedi. Aynen. En son Yavuz Sultan Selim hazineyi ağzına kadar doldurmuştu. Kolay değil be paşa. Tahmin ediyorum hünkârım. Hadi paşa. Bağdat'ın fethini özel olarak bu gece pesmez kola çekirdek yapalım. Ne de olsa o kadar kan döktük. Eğlencesi de olmalı. Bu sefer Paris'i ben alayım hünkârım. Ya tamam ağlama be paşa. Sağ olun hünkârım. Ya paşa her şey iyi hoş da. Sence benden sonra torunlarım imparatorluğu benim gibi arşi çıkaracaklar mı? Bu konuda şüpheniz olmasın hünkârım. Aynen haklısın. Sonuçta Osmanlı kanı taşıyorlar. Öyle bir hataya düşeceklerini sanmam. Beyler sizce olanları öğrendikten sonra bize laf yapar mı? Sorma be kardeşim. Biz elimizden geleni yaptık. Hem her şey o kadar da kötü gitmedi değil mi? Balkanları da kaybettik beyler. Neyse, beterin beteri de varmış. Kaybedenler kulübüne hoş geldiniz. Bugün sizlere Osmanlı İmparatorluğu'nun gerileme döneminden sonra aldığı modern tedbirler, fakat bu konuda başarısız olup da dağılma dönemine girdiği ve Avrupa tarafından neden hasta adam olarak anıldığını anlatacağım. Aslında Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılma dönemine girmesinin sebebi gerileme dönemidir. Şimdi diyeceksiniz ki, o zaman neden duraklama ve gerileme dönemini anlatmadan modernleşme ve dağılma dönemine giriyorsun? Gençler, nerede olduğunuzu unutmayın. Burası Yusuf Kaya Alp kanalı ve emin olun ki burada daha çok ilginç ve tuhaf olaylarla karşılaşacaksınız. Osmanlı Devleti Kanuni'den sonra kısmen duraklama dönemine girmişti. Her ne kadar toparlanması gözlense de bu konuda başarılı olamamışlardı. Ben yine de size bir kıyak geçeceğim ve gerileme döneminin başlıca birkaç sebebini sayacağım. Dış etkenlere baktığımızda en önemli konulardan biri Avrupalıların keşiflerle zenginleşmesi ve ekonomilerinin güçlenmesidir. Rönesans ve reform hareketleriyle düşünce ve bilim hayatında önemli atılımlar yapmışlardır. Osmanlı İmparatorluğu Avrupa'daki teknolojik ve bilimsel gelişmelere ayak uyduramamış, Avrupa'nın gerisinde kalmıştır. Aynı zamanda doğal olarak imparatorluk en yüksek sınırlarına ulaşmış ve bu da Haçlıların Osmanlılara karşı ataklara geçmesine sebep olmuştu. Ekonomik olarak ise saraydaki masrafların artması, coğrafi keşifler yüzünden ticaret yollarının değişmesi ve gümrük gemilerinin büyük ölçüde azalmasıdır. Sömürgeler sayesinde yüz binlerce altın sahibi olan Avrupalıların bu altınları ülkeye sokup enflasyonun içinden geçmesi ve daha onlarca sebebi var. Bu ekonomik açığı kapatmak isteyen devlet vergileri arttırmakta buldu. Lakin vergileri gören köydeki çiftçiler, "Hey maşallah, Diyarbakır karpuzu be anam. Ulan yine iyi hasılat yapacağız ha. Bir kısmı vergiye gidecek ama devletimiz sağ olsun be. Hey çiftçi, merhaba. Vay, asker uğrar mıydı buralara ya? Ya karşındayız işte reis. Evet doğru, devletten haber getirdiniz herhalde. Aynen. Ah sonunda dualarımız kabul oldu. Ne istiyordun ki? Ne olacak beyim? Vergilerin düşürülmesi. As. Vallahi anamız ağladı ya. Çiftçilerin hepsi zor durumda. Ayvayı yedik. Ne oldu beyim? Yok yok bir şey. Al haberi evde okursun sen. Oha! Anasının örekesi. %350 zam mı olur ya? Allah belanızı versin lan sizin. Bu vergiler çiftçilerin köyden şehire göç etmesine sebep oldu. Böylece tarım geriledi. Bu da ekonomiye darbe demek. Eğitim sistemi hakkında konuşmak bile istemiyorum. Yönetim konusuna gelecek olursak, 1. Ahmet'ten sonraki padişahların neredeyse tamamı şehzadelik dönemini sancakta değil sarayda geçirmiştir. Nitekim bu dönemden sonraki padişahlar tahta çıkınca aynen böyle oluyordu. Hünkârım, cihanın yeni padişahı sizsiniz. Artık sizin devriniz başladı. Eyvallah moruk sağ ol. Bu sizin hünkârım. Bu ne lan? Kılıcınız. Kılıç mı? Ne yapacağım aga kılıçta? Asker miyim ben? Hem ne işe yarar bilmem ki. Hünkârım bununla adalet dağıtacaksınız. Ya reis, ben sana bu PC koluyla gol dağıtayım. Bırak adaleti kılıcı mılıcı. Lakin hünkârım, ya boş ver işte be paşa. Getir PES 19 CD'sini de atalım bir El Clasico. Yok ya, o zaman ben PSG'yi alayım. Ulan paşa, biliyorsun işini. Bu durum orduyu ve halkı çok derinden etkiledi. Nitekim deneyimsiz kişilerin tahta geçmesiyle merkezi yönetimin bozulması sonucu, devlet yönetiminde otoritenin sarsılması, halkın devlete olan güveninin azalmasına ve iç isyanların çıkmasına neden olmuştur. Özellikle Yeniçeriler artık padişaha karşı gelmekteydi. Yeniçerilerdeki ocak devlet içindir anlayışı, devlet ocak içindir anlayışına dönmüştü. Osmanlı için dağılma döneminin en büyük sebebi hangi ülke diye soracak olursanız, bunun cevabı tabii ki kızlarının taş ve kurtarıcılarının kış olduğu Rusya olurdu. Nitekim Rusya ile Osmanlı arasında 1768-1774 yılında yaşanan savaş sonucunda Ruslar galip gelmiş ve Küçük Kaynarca Anlaşması imzalanmıştı. Anlaşmayla Osmanlılar ilk defa Müslüman ve Türk olan bölgeleri kaybetmişti. Kırım içinse bütün yetkilerini ortadan kaldırmıştı.
yani bir nevi Rusların işgaline bırakmıştı. Ortodoksların haklarını korumak ve boğazlardan beleşe geçmek gibi daha saçınızın teli kadar ayrıcalıklar kazandı Ruslar. Bu anlaşma Osmanlıların dünya üzerindeki etkisini bitiriyor. Maddeleri ve sonuçları sayarsam, ekran başında ağlayan insanlar üzüntüden intihar bile edebilir. O yüzden bu ağır anlaşmanın devamına geçiyoruz. Anlaşmadan 13 yıl sonrasına baktığımızda, Kırım'ı Rusların elinde gören Osmanlı Devleti çıldırmıştı. Bu yüzden 1787 yılında Kırım'ı geri almak için Rusya ile savaşa girdi. Bu savaşta yine Osmanlıların yenilgisiyle sonuçlandı. Böylece imzalanan anlaşmayla Osmanlılar tekrar Kırım'ın Ruslara ait olduğunu kabul etmek zorunda kaldı. Çoğu tarihçi imzalanan bu anlaşmadan sonra Osmanlı Devleti'nin dağılma döneminin başladığını söyler. Hadi bakalım, hızlıca Osmanlı'nın toprak kaybettiği ve bunun önüne geçmek için modernleşmeye çalıştığı dönemlere geçelim. Yani 2. Mahmut'un tahta bulunduğu yıllara. Evet, paşalarım, hazırlıklara başlayalım. İlk olarak yıllardır başa bela olan Yeniçeri Ocağı'nı kaldıracağız. Aman hünkârım, bu oldukça riskli bir iş. Lan lafımı kesme paşa. Daha sonra Batı kültürünü Osmanlı Devleti'ne sokacağız. Birçok yenilik yapacağız. Posta teşkilatı ve gazeteyi kuracağız. Yeni modern ve disiplinli bir ordu kuracağız. Ve son olarak kıyafet devrimini gerçekleştireceğim. Aman hünkârım, biz ne anlarız ecnebi kıyafetlerinden? Lan boş yapma paşa. Ne diyorsam onu yap. Ya hünkârım, gavur muyuz biz? Ne işimiz olacak feslemeste? Hünkârım, gavur demedim, bavul dedim ben. Uçak biletim vardı Amerika'ya. Bakın hünkârım, affedin, lütfen yanlış yapıyorsunuz. Lan durun! Yetişin, adam öldü diyorlar. İkinci Mahmut bu yeniliklerinde başarılı olmuştu. Lakin halk tarafından eleştirilere maruz kaldı. Ama onun tek umudu yeni nesildi. Zira yeni nesil istediği modern Osmanlı'yı kurabilirdi. Lakin her padişah gibi başında büyük bir sıkıntı vardı. Rusya, Ruslar Yunanlara yardım ederek bağımsızlıklarını kazanmalarını sağlamaktan tutun, Ruslar yüzünden kaybettiği topraklar, Fransa'nın Cezayir işgali ve daha pek çok sıkıntının acısını 2. Mahmut'un çektiği bir sonraki padişahlar da çekecekti. 2. Mahmut'un zor günlerinden sonra tahta Sultan Abdülmecit geçmişti. Abdülmecit tartışmalı bir padişahtı. Tahta çıkınca babası 2. Mahmut gibi, o da Osmanlı'yı modernleştirmek istedi. Bu yüzden devletin bütün kurumlarını yenilemek için harekete geçti. Lakin reis biraz sakin ol be. Bu ani değişim eski toprakların hoşuna gitmedi. Bu yüzden istediği sonucu alamadı. Abdülmecit'in de bir sıkıntısı vardı. Evet, o sıkıntının Rusya olduğunu siz de biliyorsunuz. Ve %100 eminsinizdir ki bu sıkıntı bir savaşa dönüşecek. Evet, aynen öyle oldu. Ama savaşı kazanmasına rağmen büyük maddi kayıp yaşadı. Bu maddi kayba dostu İngiltere ve Fransa borç vererek yardım etti. Bu sebeple Osmanlılar bu dönemden sonra dışa bağlı bir ekonomiye sahip olacaktı. Ve tabii ki de dış borçlanmalar tekrar devam edecekti. Lakin sıkıntı olan şey ise Abdülmecit'in bu dış borçları israf etmesiydi. Yani alınan borçlarla saraylar yapıldı. Bu borçlar ancak Cumhuriyet'ten sonra bitmişti. Abdülmecit'ten sonra tahta çıkan isim Abdülaziz'di. Kendisi de yenilikçi bir padişahtı. Aynı zamanda orduyu top ve tüfekle donatmıştı. Bu harika bir şey. Lakin Bulgarları bu icraatlar etkilemiyordu. Onlar bağımsız bir devlet istiyordu. Bunun için arkalarında yine Ruslar vardı. Bulgaristan? Aa, Rusya? Aga bak, Yunan'a yardım ettin, bana da yardım et be. Sen rahat ol. Bu konuda ben senin arkandayım. Hem yarın öbür gün Osmanlı ile konuşacağım. İstediğimizi vermezse o zaman işler tersine döner. Çok teşekkür ederim Rusya. Bunu neden yaptığını hala anlamıyorum. Ama çok sağ ol. Neden olacak oğlum? Sıcak denizlere inme politikası. Güç lazım. Hep İpne İngilizler mi dünyanın başında olacak? Ya ne teşekkürü kardeşim. Ben Ortodoksların koruyucu meleği değil miyim? Bunlar olurken Abdülaziz tahttan indirilmiş ve onun yerine tahta 5. Murat çıkmıştı. Lakin ruhsal sıkıntılarından ötürü tahttan indirildi ve yerine 2. Abdülhamit çıktı. Abdülhamit her ne kadar kapıdaki Osmanlı-Rus savaşını durdurmak istese de bu konuda mecliste ters düştü ve Osmanlı-Rus savaşı patlak verdi. Bu savaş sonunda büyük topraklar kaybedildi. Anlaşma ağır olduğu için İngiltere Kıbrıs'ı alma karşılığında anlaşmaya ufaktan bir el attı. Bu savaş o kadar ağır etkiler bıraktı ki savaştan sonra pek çok devlet cephede savaşmadan Osmanlılardan toprak almıştı. 2. Abdülhamit ise bu dönemde çaresiz bir şekilde toprakların elinden gitmesini izlemişti. Tunus, Mısır, Kıbrıs ve daha fazlası. Yapacağı tek bir hamlede Rusya tekrar İstanbul'un önlerine gelebilirdi. Onu daha iyi anlamanız için size basit bir anlatım yapacağım. Balkanlardaki lavuklar çok oldu. Onları susturmanın vakti geldi. Hayır, rahat bırak onları. Ama neyse. O zaman Yunanların sınır tecavüzüne karşılık vereyim. Hayır, rahat bırak onları. O zaman şu devletin borçlarını bitireyim de rahatlayak. Hayır. Ama dostum. Üzdün. Osmanlıların artık yıkılması belli olmuştu. Abdülhamit'ten sonraki iki padişah bir nevi kukla hükümdardı. 5. Mehmet Trablusgarp, Balkan ve 1. Dünya Savaşları'nı görmüş ve imparatorluk artık yıkıma gitmişti. Son padişah olan Vahdettin ise tamamen tartışmalı bir isimdi. Kim bilir,
Belki farklı bir video konusu. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayınız. Aynı zamanda videonun bir önceki bölümleri için ekrandaki içeriklere tıklayabilirsiniz.